Merhaba arkadaşlar. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Benim ismim Burak Gökalp. Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünde doktora yapıyorum. Hasaten sosyal medya üzerine çalışıyorum. Ben de bugün arkadaşlarımla beraber siyaset bilimi ve kamu yönetiminde, daha doğrusu kamu yönetimi bölümünü sadece ben anlatacağım. Yazılan lisansüstü tezlerin incelenmesini yapacağım. Ama benim kaygım daha çok bu lisansüstü tezleri nelerdir, neler değildirden ziyade kamu yönetimi alanı için bu yeni medya ya da Web 0.2 teknolojileri ne anlam ifade eder şeklinde düşünüyorum. O yüzden daha çok buraya vurgu yapan kısa bir konuşma yapacağım. Öncelikle tez arşivinde de YÖK'ün pardon biraz rahatsızım. Bir arama yaptım ve bu aramada kullandığım anahtar kelimeler internet, sosyal medya, iletişim teknolojileri, yeni iletişim teknolojileri, yeni medya, bilişim, dijital ve siber oldu. Olabildiği kadar kamu yönetimi alanındaki dijitalleşme ile alakalı bir şeyi yakalamaya çalıştım. Geniş bir perspektifi yakalamaya çalıştım. Özellikle baktığım şey kamu yönetimi bölümlerinde yazılan tezler oldu. Yani kamu yönetimi alanından ziyade kamu yönetimi bölümlerinde yazılan tezlere bakmak istedim. Çünkü kamu yönetiminde ders veren hocaların, akademik kariyer yapan insanların olaya nasıl baktığını anlamaya çalışıyorum. Toplamda 6 doktora, 14 yüksek lisans tezini incelemeye alabildim. Neden diye soracak olursanız, çünkü diğer arkadaşlara baktığınızda işte 80'ler, 120'ler falan vardı. Kamu yönetimi alanı için bilişim teknolojileri çok farklı, çok kıyıda köşede kalmış bir konu. O yüzden çok fazla çalışılmamış, yeni yeni çalışılmaya başlanıyor. Yıllara göre şöyle bir baktığınızda dikkat ederseniz, özellikle 2000'li yıllarda bir tane, iki tane, hatta 2001'den 2006'ya kadar, 2006'dan 2009'a kadar hiç böyle bir tez çalışması yapılmamış. Ama özellikle 2014 ve 2018'e dikkatinizi çekerim, gittikçe artmaya başlıyor. Özellikle yeni medyanın hayatımıza politik anlamda da dahil olmasının ardından özellikle bu alana bakalım, burada bir şeyler var demeye başlamışlar. Üniversitelere göre dağılım da yaptım. Özellikle hangi üniversiteler kamu yönetimi alanını yeni medya teknolojileriyle beraber okuyor diye görmek için Hacettepe Üniversitesi ve bir de Selçuk Üniversitesi bu konuda birazcık daha öne çıkıyor gibi görünüyor. Diğerleri daha çok bir ya da iki tezle buna katkı vermişler. Yönteme göre dağılımdaysa arkadaşlar daha çok literatür taraması görünüyor. Çünkü bizim alanımız birazcık devleti, yani uluslararası ilişkilerde Gökçe'nin anlattığı gibi devleti merkeze alan bir alan, bir disiplin. O yüzden daha çok ampirik çalışmadan ziyade daha önce yazılmış verilere ve teorik tartışmalara dayanarak yeni tartışmalar ortaya çıkartmak daha çok yaygın. Mülakat ve gözlem çok tercih edilmemiş gördüğünüz gibi. Anketlerde de şöyle bir sorun var. Hani mesela Pamukkale Üniversitesi örneği deyip 100 tane öğrenciye, 200 tane öğrenciye anket yapılıp o şekilde bir case study oluşturulmuş. Anketler fazla ciddiye alınmamış ve daha çok yüksek lisans tezlerinde kullanılmış. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Son bölümde de tekrar söyleyeceğim bunu. Mülakat ve gözlem gibi gerçek özne üzerine ya da anket gibi gerçek özne üzerine çalışılmanın çok tercih edilmemesi veya çalışılmanın biraz hafif geçiştirilmesinin sebebi kamu yönetiminin Türkiye'deki geleneği. Türkiye'de ilk başlarda 1960'lara kadar özellikle Amerikan tipi dediğimiz daha ampirik, daha çok saha çalışmasına dayanan bir kamu yönetimi ekolü hakimdi. Ama özellikle Şerif Mardin Hoca'nın çalışmalarından vesaire sonra burada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde daha çok iş Fransız sosyolojizmine kaymaya başladı. Daha felsefi ve daha sosyolojik içeriği olan bir kamu yönetimi anlayışı buna dahil olmaya başladı. Bu sebepten dolayı gördüğünüz gibi ampirik verilerden ziyade literatür taraması, içerik analizi gibi daha çok ideolojiyi anlamaya çalışan veyahut da bir şeyin nasıl çalıştığına dair bir yöntem geliştirmeye çalışan, devlet anlamında söylüyorum, devletin bir organına nasıl çalıştığına dair ya da bir fonksiyonunun, bunlar üzerine eğilmiş daha çok. Konulara göre en başta bütün konuları çıkartmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Burada dikkate değer olan kamu politikası ve sosyal medya, kentsel sistemler, siber güvenlik, siber hukuk ve sosyal medya oldu. Sosyal medyayla kamu politikası ve sosyal medyayı ayırma ihtiyacı hissettim. Çünkü
sosyal medyayı direkt olarak inceleyen tezlerde daha çok şey olmuş böyle. Nasıl ifade etsem, içerik analizi yapılmış, belediye başkanları ya da herhangi bir bakanlık acaba sosyal medyayı nasıl kullanıyor bir araç olarak diye inceleme ihtiyacı hissetmişler. Ama bu kamu politikası dediğimiz zaman acaba buradan bir kamu politikası üretebilmiş mi? Yani daha bir üretici, daha bir gelinlikçi bir yaklaşım benimsemeye çalışmışlar. O yüzden o ikisini ayırma ihtiyacı hissettim. Şimdi büyük başlıklara ayırıp ondan sonra onları küçük temalara ayırma gibi bir yolu tercih ettim. Kamu politikası ve sosyal medya komple sosyal medya çalışmalarını oluşturuyor ve 20 tezin 6'sı bu konuyla alakalı. Demokratikleşme de demokrasinin kendi işlevi üzerine artı yerel katılım ve e-katılım. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Demokrasi bağlamında yapılan çalışmalar daha çok devlet nezdinden bakılarak yapılmış. Yerel katılım ve e-katılım çalışmaları daha çok aşağıdan yukarıya. Yani acaba vatandaşın katılımı Web 0.2 teknolojileri nasıl sağlanabilir diye düşünülerek yapılmış ve toplamda 4 adet çalışmayı içeriyor. Diğer kodlamalara gelecek olursak hukuk üzerine 3 tane, güvenlik üzerine 3 tane, idare üzerine 2 tane. Beni şaşırtan idare üzerine çok az yapılmış olması oldu. Özellikle hukuk ve güvenliğin birbiriyle bağlantılı olduğu noktasında da bir çıkarımım var. Ona da şimdi geleceğim. Anahtar kelimelerden bir kelime bulutu oluşturdum. Bu anahtar kelimeleri de 20 tane tezin hepsinin anahtar kelimelerini kullanarak yaptım. Daha çok düzenleme, politika, işte güvenlik, yönetim, demokrasi, iletişim gibi konuların öne çıktığını görüyoruz. Aslında birazcık kafa karışıklığı olduğu da bariz bu konuda. Çünkü acaba sosyal medya katılımı arttıracak ya da yeni medya teknolojileri katılımı arttıracak bir araç olarak mı vardır? Yoksa acaba bir güvenlik problemi midir? Bunu Gökçe de bahsetmişti. Yani devletler birazcık da buna güvenlik problemi yaratabilir mi diye bakıyorlar. O arada bir arada kalmışlık var. Şimdi tartışma ve sonuç bölümünde en son asıl vurgulamak istediğim şeyleri vurgulayacağım. O kısmı birazcık o yüzden hızlı geçtim. Kamu yönetim disiplininin gerçek özne üzerine çalışmamasının sebebi daha önce bahsettiğim gibi disiplinin kendi geleneğinden geliyor. Daha çok ampirik olan çalışmalardan ziyade teorik çalışmalara ve örgütsel davranış vesaire gibi çalışmalara daha yakın bir kamu yönetimi anlayışı olduğu için bizde özne üzerine çalışma çok da fazla görülmüyor ve tavsiye edilmiyor. Ben bunu yapacağım dediğim zaman öğretmenlerimiz, hocalarımız, bu işte uzman olan, duayen olan insanlar ya çok da fazla bununla girmesen iyi olur gibisinden bize telkinlerde bulunuyorlar. Çünkü kendilerinin için de çok yabancı bir saha. Daha doğrusu sahanın kendisi kamu yönetimi bilimine komple yabancı. Kamu yönetimi disiplini iletişim teknolojilerini devletin yurttaşa seslendiği bir platform olarak görme eğilimi var literatürde. Yani kamu yönetimi baktığında yeni medya teknolojilerine ne kadar güzel katılım arttıracak vesaire gibisinden düşünmek yerine ben artık vatandaşa daha fazla seslenebileceğim, daha görünür olabileceğim, belki de büyük bir billboard olarak kullanabileceğim sosyal medyayı veyahut da yeni medya teknolojilerini diye düşünüyor. Böyle bir eğilim söz konusu. Kamu yönetim disiplini, iletişim teknolojilerinin sosyolojik etkilerinden ziyade bu teknolojilerin devletin içinden, devletin kavramlarıyla anlamaya çalışıyor. Yani sosyal medyayı acaba dışarıdan gelen, ben bunu nasıl kullanabilirim, işte iletişimde böyle bir devrim oldu, bu acaba siyasete nasıl etkiler diye düşünmek yerine devlet mantığıyla ve devletin düşünce kalıplarıyla inceliyorlar. O hukuka yönelik ve siber güvenliğe yönelik özellikle çalışmalar bunu gösteriyor bize ve bu çalışmaların yoğunluğu özellikle devletin daha çok kamu yönetimi öğrencilerinin diyeyim hukukun ve siber güvenlik gibi güvenlik çalışmaları gibi alanlara bunu entegre ederek birazcık daha güvenlikleştirmeye çalıştığını ve devlet kafasıyla tırnak içinde düşündüğünü söylemek gerekiyor. Kamu yönetimi disiplini yeni medya araçlarına dair bahsettiğim gibi güvenlik sorunu olarak algılayan bir eğilimi var. Bu anlamda mesela TİB ile alakalı yani Türkiye İletişim Başkanlığı'ydı yanlış hatırlamıyorsam açılımı. Bu kurum nasıl çalışır? Acaba TİB'in nasıl bir düzenleme yetkisi vardı? Sosyal medya düzenlenebilir mi? Twitter'da yapılan bu paylaşımlar vesaireler bir sansüre nasıl uğrayabilir bunu hukuki altyapısını vesaireye çalışmışlar ki bu daha önce bahsettiğim gibi eğer sosyal medya veya Web 2.0 teknolojileri eğer kamu yönetim tarafından benimsenecekse
güvenlikleştirilerek benimsenmesi düşündüğü bir bilinç dışında böyle bir şey var, varlık var kafalarında. Sosyal medya ve e-devletin demokratikleşme aracı olarak sunulması, bu Enis bahsedecek tekrardan siyaset bilimi kısmında. Ama hani e-katılım ve e-devletle alakalı veyahut da yerel katılımla alakalı yazılan tezlerde özellikle sosyal medya geldi ya da e-devlet teknolojileri geldi, demokrasi birden fırladı gibi bir şey var. Biz ama demokrasiyi biliyoruz ki literatürdeki şeylerden, kaynaklardan vesairelerden, demokrasi devletten ziyade toplumla alakalı bir durum. Toplumun içinden çıkan bir şey. Eğer demokrat bir toplum veyahut da toplumsal kültür ve siyasal kültür yoksa devletin demokratikleşmesi de gittikçe zor oluyor bununla beraber. Ama devletin bir sihirli değnek gibi alın size işte Web 0.2 teknolojileri, artık biz ne kadar demokratiyiz gibi bir tavrının olması bu noktada birazcık asıl orijini kaçırdığını, asıl noktayı kaçırdığını bize gösteriyor. Gerçek yaşayan özne üzerine çalışmaların az olması sebebiyle araştırma yönteminin etik özellikleri konusunda çok eğilemedim. Yani asıl bizim etikten anladığımız, bizim Mutlu Hoca ile beraber işlediğimiz derslerde vesaire, sahaya çıktığımda gerçek özneyi ben nasıl koruyabilirim? Asıl derdimiz buydu. Ama çalışmadan az olması bu konuya eğilmemi engelledi. Ancak bir tezi, 2013 yılında yazılan o tezin mülakat sorularından bir tanesini yönlendirici olduğunu tespit ettim ben. Ya açıkçası şunu kastediyorum. İkinci soruydu hatta. İşte vesaire vesaire diye başlıyor teze, soruya ve sorunun cevabı tek cevap. Bir düşünmeye sevk etmiyor. Yani istediği bir cevap var, onu almak için soru sormuş. O yüzden birazcık daha işin etik kısmını ihlal etmiş gibi düşündüm ben. Açıkçası bir etik ihlalin kendisinden ziyade, daha doğrusu öznenin kendisinden ziyade araştırmanın kendisinde etik ihlal var. Özneye yaklaşımdan ziyade diye düşündüm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. En son soruları beraber cevaplarız.